Evet, bu şekilde yaka kısmını tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim yakından kaç sıra olduğunu bakalım. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Eğer isterseniz bir sıra daha fazla örebilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde oluyor zaten. Kenarında ben oyasını yaptım. Kenar tığlamasını. Ve bu şekilde kıvıracaksınız. Böyle yakalı üçgen damat keselif modeli. Şimdi isterseniz fiyonk yapalım, papyon yapalım, ortası için dikime ya da böyle sade de olabilir. Şimdi fiyonkumuzu da yapalım. Kenara alayım. Fiyonkum için 1, 2, 3 zincir yapıyorum. İlmeği uzattım. Alttan herhangi bir zincire buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar ikinciyi yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir. Üçüncüyü yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir. Dördüncüyü kapatmıyorum. Dördüncüyü kapatmadık. İlmek aldık. Hemen yan tarafa eksiltme yaparak başlıyoruz. Bu şekilde İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafa bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Tekrar buraya bir aşağıya ve son noktaya. Bu şekilde yine üçünü bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde iki tane yan yana fıstığımız var. Çevirelim. Buraya bir tane. Tekrar eksiltme ile buraya bir tane hemen yan tarafa ikisini bir kapatarak eksiltme yapıyoruz. Bir zincir tekrar buraya bir aşağıya ve son noktaya. Bu şekilde yine üçünü kapatıyorum. Bir zincir tekrar çeviriyorum. Bir tane fıstık kaldı. Buraya bir tane kapatmadan hemen son noktaya. Yine ikisini kapatıyorum. Bu şekilde yarısına tamamlamış olduk. Diğer yarısını yapalım. Bir zincir dönelim. Buraya bir tane yapıp kapatıyoruz. İkinci parçasına geçtik. Buraya bir tane kapatmadan aşağıya. İkisini kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buradan tekrar dönelim. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum son noktaya. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Tekrar buraya bir tane arttırma yapıyoruz. İkinci parçamızı örerken arttırma yapıyoruz. İkili kapatarak artırmamı yaptım. Bir zincirle tekrar çeviriyorum. Son sıramızı örelim. Bir tane yapıp kapattım. Bir zincir. Buraya bir. Aşağıya ve yan tarafa. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Buraya bir, aşağıya ve son noktaya. Tekrar üçünü bir kapatıyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Buraya bir, son noktaya. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Fiyonkumuz, papyonumuz bu şekilde hazır. 3 zincir aşağıya sabitleyip ipimi
Burada kesiyorum. Evet, bu şekilde papyonumuzu hazırladık. Kenarlarına zincirler yaparak geçelim ve oraya dikelim. Ben de dikeceğim. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Çok kolay, kullanışlı, güzel bir model oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.